Selam herkese. Uzun bir aradan sonra yani kameranın yerini falan unuttuğum ve kamerayı telefondan kontrol ettiğim uygulamanın telefonumdan kullanılmadığı için otomatik olarak silindiği bir zaman aralığında video çekmedim. Biraz uzun bir cümle oldu ama umarım anlatabilmişimdir. Yani bayağıdır kamerayı elime almadım. Şu kameranın karşısına oturmadım ve sizlerle bir şey paylaşmadım. Biraz kendimi bu konuda kötü hissediyorum açıkçası. Çünkü gerçekten video çekmek isteyip de çekmediğim ya da bir şekilde çekemediğim her gün kendimi kötü hissettim. Bu YouTuber'lığın işte içerik üretiminin böyle bir şeyi var. Yükü var insanın üstünde. Yani yapmadıkça da insan böyle var. Herkes yapıyor. Sen de yap işte. Senin de devam etmen lazım. Sürekli olman lazım falan. Hep böyle bir yarış içindesin. Ama yani psikolojik durumun bazen buna el vermiyor. Bazen hayatının yoğunluğu buna el vermiyor. Ama kafanın içi her zaman hadi yap, hadi yap modunda olabiliyor. Dedim ki otur ya Zeynep kameranın karşısına. Birazcık konuş, dertleş yani. Bir süredir böyle gerçekten kendimi toparlayıp da ben ne yapmak istiyorum, YouTube'da neye devam etsem, ne yapsam bir türlü bunu bulamadığım ve maddi kazanım elde etme çabasından dolayı da bir türlü kafamı veremediğim bir yer haline dönüştü YouTube benim için. Yani ne demek istiyor diyeceksiniz. Türkiye şartları sebebiyle sürekli para kazanmam gerekiyor ve daha fazla para kazanmam gerekiyor her ay fakirleştiğim için. Bu yüzden de influencerlık yok işte içerik üretimi bu tarz şeyler bir mikro influencer'ın hayatında çok gerçekçi bir yere sahip olamıyor. Yani ben eskiden 3-5 saat ayırabiliyorken belki Instagrammer'la, YouTuber'la şimdi çok daha az ayırabiliyorum. Çünkü böyle sürekli bir para kazanma dürtüsü var içimde. Başka türlü survive edemeyecekmişim gibi, başka türlü bir sonraki ayı geçiremeyecekmişim gibi bir kafaya girdim. Neden bilmiyorum. Yani aşırı birikmiş bir param yok ama biraz birikmiş param var. Ne bileyim, aç kalmam, açıkta kalmam ama ülkenin belirsizliği, her geçen gün yeni bir şey olması, zamlar. Bunların hepsi birleştiğinde bayağı bir anksiyetem arttı ve böyle sürekli para kazanmam gerekiyormuş gibi hissettiğim için de kendi mesleğime yönelip çok daha fazla müşteri bulmaya çalışıp çok daha fazla çalışıp kendimi yıprattım epey. Ve sonra da aşırı beni yoran bir müşteriden ayrıldım, bıraktım işi. Şu an böyle biraz daha durgunum ama çok yorulmuşum. O yüzden biraz dinleniyorum açıkçası. Ve uzun bir zamandır da aslında bu yüzden YouTube'da bir türlü şey yapamadım. Devam edemedim yani. Böyle akıp gitmedi ve YouTube gerçekten böyle emek isteyen, kafa çalıştırmak isteyen bir yer. Buraya da böyle onun hak ettiği şekilde davranmak istediğim için ay şimdi iki video çekip de bırakma, ay şimdi başlama, şimdi canım çok sıkkın falan derken bayağı bir öteledim burayı. Yani bu ülkede yaşayıp zaten bilmiyorum tutarlı bir zihne sahip olmak ne kadar mümkün ama ben bayağı son ya babamın kaybıyla beraber tabii yani geçen sene Nisan ayından itibaren tabii ki ben bir çöküşe geçtim zaten mental olarak. Onun içerisinde yani babamla beraber ülke çöktü. Her şey daha kötüye gitti. Ben yurt dışına gitme planları yapmaya başladım erkek arkadaşımla beraber. O süreç zaten yani daha yeni başlıyor ve o zaten inanılmaz yorucu ve yoğun olacak ama buradan mutlaka paylaşacağım. İnsanların bundan faydalanmasını istiyorum çünkü. Yani bir kere hayatında hadi iki kere ülke değiştirirsin. Yani bunu hem dokümente etmek hem de sizinle paylaşmak istiyorum. Hem izlemek isteyenler hem de işine yarayacak olanlar için. O yüzden biraz bana ağır geldi. Yani son 1,5 yıldır bana hayat biraz ağır geldi açıkçası. Büyük bir kayıptan sonra bir de ülke durumu üstüne gelince ve arada olan tatsız şeyler vesaire derken yani sadece babam da değil ya da ülke de değil. Mental olarak çok yoruldum ve zorlandım yani hala zorlanıyorum. O yüzden de burada ne yapabilirim bilemedim. Yani Zeynep hep güler, Zeynep hep şaka yapar. Bu benim hayatımın en büyük bug'ıdır bu arada. Çocukluğumdan beri hep yani arkadaş ortamlarında hep en çok gülen, eğlenen ben gözüktüğüm için hep bunu vermek zorundaymışım gibi hissettim hayatımda insanlara karşı. O yüzden de YouTube'dan çok geride durdum. Çünkü burada oturup da size bunları anlatabilecek cesareti toplayamadım kendimde. Hep Zeynep iyi gözüksün. Giden kastım morali yüksek olsun. Çünkü zaten beni böyle tanıdınız. O yüzden de kendimi zorladım sanırım. Ve mutsuz olduğum için de bir türlü bu kameranın karşısına geçemedim. Bir artık uğraşmak istemiyorum dedim. Çok uğraşıyorum çünkü gerçekten çok uğraşıyorum. TikTok'u ayrı, Shorts'u ayrı, Reels'u ayrı, Discord'u ayrı, Twitch'i ayrı, YouTube'u ayrı.
O kadar çok yerdeyim ve yani hepsi o kadar ortalama gidiyor ki uzun zamandır. Yani ben bunu yapmasam mı acaba? Bir yandan da para kazandım, bir iş var falan. Hep bunların ikilemi, bir özgüven düşüklüğü. Böyle beynimi yedim. Yani anlayacağınız beynimi yedim. O yüzden şu an belirli olan şeyler var ama belirsiz olan şeyler de var. YouTube'u bırakmayı hiç istemiyor ve düşünmüyorum. Bir şekilde burada devam edeceğim. Yani bezdim ya. Burada hiçbir şey yok abi yapabileceğim. Yani böyle hissediyorum artık. Dışarı çıksan yok trafik, yok barzosu, yok motoru, yok martısı. Ona dikkat et, şuna dikkat et. Sürekli kalp atışım yüksek, sürekli anksiyete halindeyim. Yani artık dışarı çıkmak da bana keyif vermiyor. Bir şey yapıp onu çekmek de bir keyif vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani benim artık bir tebdili mekana ihtiyacım var. Doğru mu söylüyorum şu an acaba? Mekan değişikliğine ihtiyacım var. Eski Türkçe kullanmanın bir manası yok. Neyse. Anlayacağınız bezmiş durum. Sonuç olarak böyle. Yani gerçekten yoruldum, sıkıldım, bıktım diyeceğim bir yerdeyim. Hayatımda bir sürü değişiklik var. Çok hızlı ilerliyor her şey. Biraz bu da beni yordu. Bunlar üst üste geldi ve ben kendimi geri çektim. Çünkü ben mutsuz olduğu zaman geri çekilen bir insanım. Çünkü niye? Çünkü benim mutsuz olduğumu kimse görmesin. Bir çocukluğumdan beri dediğim gibi böyle bir şeyim var. Alakasız bir kendini geri çekme ve mutlu olduğunu gösterip mutsuzluğunu göstermeme gibi bir durumum var. Ya eminim bunu çoğu insan yaşıyordur yani. Belki aşan vardır, belki aşamayan vardır. Ya umarım aşarım en kısa zamanda. Bu bile aslında bir adım bu arada. Yani sizin oturup böyle kafamdan geçenleri sıfır sansür bir şekilde biraz olsun paylaştığımı düşünüyorum. O yüzden iyi de geldi. Yani çünkü şunu da hiç değilim. Yani sosyal medyada sadece mutlu gözükmek hiç burada değilim. Yani beni takip ediyorsanız Instagram'da falan görüyorsunuzdur zaten. Ben mutsuzsam mutsuzum abi. Ya da bir şey koymam. Ya da mutsuzum derim. Bugün story attım mesela. Keyfim yok. Mutsuzum. Ne yapayım? Keyifsizim yani. Her dakika sosyal medyada herkesin hayatları çok güzel sanki. Herkes çok mutlu, herkes çok keyifli yerinde. Yok böyle bir şey yani. Siz de buna aldanmayın. Ben de bazen buna aldanıyorum. Ulan herkes cayır cayır içerik çekiyor. Ben niye çekmiyorum? Ben yetersiz miyim falan. Yani benim tarafta da bu böyle işliyor mesela. Kendiniz de yarışın abi. Boş verin. Kendi mindsetiniz ne durumda? Kendiniz ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak istemiyorsunuz? Millet cozu cozu bir şey yapıyor diye. Siz de bir şey yapmak zorunda değilsiniz yani. Bunu hem kendime hem de ihtiyacı olan biri varsa ona söylüyorum. Evet, beynimin içiyle bugün beraberdik. Yani biraz sizinle hakikaten sıkıntılarımı paylaşmak istedim. Çünkü kendimi kapattığımı hissettim ve bunu yapmak istemiyorum açıkçası. Burada neredeyse 3 yıl oldu yani beni başından beri belki takip eden, abone olan falan varsa değişimimi, gelişimimi, düşüşümü, yükselişimi, her şeyimi gördü. Görsün de istiyorum. Bunu daha çok açmak istiyorum. Kimsenin mental sağlığının çok yerinde olduğunu düşünmüyorum maalesef. Keşke yerinde olsa. Biri çıkıp dese ki kardeşim ben tamamım ya. Ben okeyim. Yemin ederim bu umut ışığına ihtiyacım var benim şahsen. Umarım vardır bu arada yani çok da abartmış da olabilirim. Dediğim gibi hepimize kolaylık diliyorum. Yani bu ülkede yaşamanın zor olduğunu düşünüyorum. Çoğu insan için, bizim için. Umarım ne bileyim kendinizi belki yalnız hissetmemişsinizdir ve böyle bir yerden sizi bu videoya yakalayıp ben de çok iyi değilim lan Zeynep falan diye böyle bir içinizden benimle bir bağ kurmuşsunuzdur. Yani çünkü böyle umarım keyifle izlemişsinizdir diyeceğim bir video olmadı bu. Ama bir paylaşım videosu oldu yani. Hepinizi çok öpüyorum. Gerçekten kendinize iyi bakın. Umarım en yakın zamanda manasız konseptler, manasız fikirler ve manasız videolarım da sizde olur. Olmazsa da artık Depresyon 101 serisi falan çekerim diye düşünüyorum. Yani artık böyle sadece saçmalayıp atlayıp zıplayıp şaka yaptığım bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü artık hayatım bundan ibaret değil. Eskiden de değildi ama bunun üstünü cover ediyordum yani ben. Artık edemiyorum. Artık gerçekten bir de etmem zaten yanlış yani. Hani her türlü duyguyu kabul etmek gerektiğine inanan bir insanım. O yüzden bu kanalda ne olur bilmem, bu kanal ne olur bilmem ama ben buralarda olacağım. Mutlu ya da mutsuz, keyif ya da keyifsiz. Keyifsizse de bunu paylaşmaya çalışacağım. Çünkü bence sosyal medyanın eksiği de bu biraz. Yani kimse keyifsiz olduğunu göstermek istemiyor. Her neyse, hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.